2018-2019 eğitim öğretim dönemi Ergenekon Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi sertifika törenine hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Öncelikle ahşap hediyelik eşya yapımı kursu kursiyerlerimizden Şule Büyük Aslan'ı konuşmalarını yapmak üzere mikrofona davet ediyorum. Geleneksel yıl sonu sertifika törenine hepiniz hoş geldiniz. Halk eğitim merkezlerinde ve sosyal yaşam merkezlerindeki meslek edindirme ve hobi kurslarının halkımız üzerinde olumlu etkileri olduğunu bilmekteyiz. Halkımızdan her yaşta bireyin katılabileceği bu kurslar bizlere ertelediğimiz hayallerimizi gerçekleştirebilme ve imkanı sağlamış ve bazılarımıza da gelir kapısı açmıştır. Bu kursların toplum içinde sağlıklı ve huzurlu yaşamak, aile hayatımızda ve yetiştireceğimiz çocuklarımız üzerinde de olumlu etkileri vardır. Bu imkanları bizlere sağlayan Karabük Belediye Başkanımız Sayın Rafet Vergili Bey'e, Başkan Yardımcımız Seher Berker Hanımefendi'ye, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, Halk Eğitim Müdürlüğü'ne, öğretmenlerimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Şimdi de mahalle sakinleri adına duygu ve düşüncelerini almak üzere mahalle muhtarımız Sebahattin Çorbacı Beyefendi'yi mikrofona davet ediyorum. Yıl boyunca burada el emeklerini ortaya koyan, göz nurlarını ortaya koyan çok değerli kursiyerlerimiz, hepinizi saygı, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Aile Sosyal Yaşam Merkezleri bildiğiniz gibi Karabük Belediye Başkanımızın olmazlarından bir tanesiydi. Ve Karabük'ümüzün tüm mahallelerine birkaç tanesi eksik olmak şartıyla onlar da en kısa sürede tamamlanacak. Her mahallemizde Aile Sosyal Yaşam Merkezlerimiz kurulmuş. Ve buralarda kursiyerlerimiz, öğrencilerimiz, ailelerimiz, çocuklarımız, her kesimden okuma yazma bilen, el becerileri olan, göz nurlarını dökerek buralarda çok güzel sanatlar öğrendiler ve öğrenmeye de devam ediyorlar. Biz emeği geçen başta Karabük Belediye Başkanımız olmak üzere Milli Eğitim Müdürümüz, Halk Eğitim Müdürlüğümüz ve Karabük Belediye Sosyal Yaşam Merkezi Müdürümüzün de burada çok emekleri var ve çalışanların da çok emekleri var. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Çok güzel çalışmalar var. İnşallah bunlar daha da ileride mahallem geliştikçe daha da güzelleşeceğini düşünüyorum. Ve herkese başarılar temenni ediyorum. Bu emeklerinizden dolayı da burada bu kursu devamlı olarak bir yıl boyunca girip takip eden ve hizmet veren tüm öğrenci kardeşlerimize, öğrenci diyeyim artık, tüm hanımefendilere ve beyefendilere çok teşekkür ediyorum. Gününüz mübarek olsun, Allah razı olsun, teşekkür ediyorum. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Milli Eğitim Şube Müdürümüz Sayın Muhammed Yılmaz'ı kürsüye davet ediyorum. Bakanlığımızın Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü kapsamında yaklaşık olarak 4000 adet kursumuz sistem üzerinde mevcut olup bunlardan 22 tane, 23 taneymiş, sayıyı değiştirelim. 23 sosyal yaşam merkezinde yaklaşık 250 adet kurs açılmış. Bu kurslara 4000 üzerinde öğrencimiz, daha doğrusu sizler katılmış bulunmaktasınız. Bu kursumuzda da 7 kursumuzda yaklaşık 100'e yakın öğrencimiz kursun sonucunda başarılı olarak belgelerini bugün almaya hak kazandılar. Bu sosyal yaşam merkezlerinin şimdiye kadar bahsettik ama 22-23 tane sosyal yaşam merkezinde burada farklı bir konu ortaya çıktı. Her birimde ortalama 2 ya da 3 kişinin çalıştığını düşünürsek 100 tane vatandaşımıza iş istihdam sağlanmış bulunmakta. Bu da belediyemizin yapmış olduğu çalışmalara farklı bir anlam bence kazandırıyor kursların dışında. Yani 100 işsiz vatandaşımız buralarda belli bir amaç doğrultusunda meslek sahibi olmuş bulunuyor. Bu da güzel bir çalışma. Geçenlerde yine başkanımızın bir konuşması vardı. Bu konuşmasında söylediği bir cümle var. Bazı sosyal yaşam merkezlerinde katılımcı sayısının az olması, kurslara katılanların az olmasından konuşurken şu ifadeyi kullandı. Bu kurslarda sosyal yaşam merkezlerinde bir kişinin bile okuma yazma öğrenmesi bu sosyal yaşam merkezinin amacına ulaşması demek ki burada da var okuma yazma kursuna katılan kişilerimiz, vatandaşlarımız ve sonuçta
öğrenme yolunda kendilerine göre bir adım atmışlar ve okuma yazmayı öğrenmişler. Bu da amacının yerine getirildiğini en açık göstergesidir demişti. Gayet haklı ve doğru bir düşünce. Bir kişi bile okuma yazma öğrendiyse bu kurslarda, diğer sosyal, kültürel, ekonomik ya da meslek edinme kurslarını bir kenara bıraktım. Bir kişinin bile okuma yazma öğrenmesi gerçekten çok önemli. Bu konuda başta Sayın Belediye Başkanımız Rafet Vergi olmak üzere emeği geçen herkese ben teşekkür ederim, saygılar sunarım. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Karabük Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Seher Berker Hanımefendi'yi kürsüye davetle arz ediyorum. Sayın Milli Eğitim Şube Müdürüm, Halk Eğitim Müdürü Muavinim, mahalle muhtarlarımız, kursiyerlerimiz ve benim arkadaşlarım kursiyerlerin çoğu, hepiniz hoş geldiniz. Mahallelerimizde açılan bu kurslarımız boş zamanlarını değerlendirmek adına böyle bakıyorum, benim bütün arkadaşlarım burada yine hep beraber bir şey topluluk oluşturmuşlar, çok güzel. Halk eğitim ve müftülüğün katkılarıyla yaptığımız bu kurslarımız, katılımları daha çok sağlamak amacıyla bir şeyler yapabilirsek hep beraber daha iyi olur. Katıldığınız için şahsım ve belediye başkanımız Sayın Rafet Vergil adına hepinize teşekkür ediyorum. Tamamdır. Arkadaşlarım. Tamam. Evet. Ayla Demir. Buyurun. Sosyal Yaşam Merkezi'nde kurs görüp el becerisi kazanan Ergenekon Mahallesi sakinlerinin kurslarını başarıyla tamamlayıp emekleri sonucu almaya hak kazandıkları sertifika törenimi sona ermiştir. El emeği göz nuru ürünlerini sergilediği yıl sonu sergimiz açılmıştır. Sergimiz 18-21 Haziran tarihleri arasında olup Halk Eğitim Merkezi binasındadır. Tüm halkımız davetlidir. Katılımlarınızdan dolayı tüm katılımcılara çok teşekkür ediyoruz.